Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. Haftalık muhim haberler programımızı görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda bu hafta içinde bulup ötken Şarkı Türkistan ve Dünya Kündertikleri alakadar en muhim haberlerini huzuruna sunumuz. Kıynamsız dıktanlar ekranımızı bulsun. Amerika, Avrupa bilen Amerika, Xitay siyaseti de künsürü birleşmekte. Amerika Muavin Taşkı İşler Ministeri Wendy Sherman, Amerika bilen Avrupa'nın Xitay'ı tutan pozisyası da künsürü birlik hasıl kılınvatkallıkını bildirdi. Reuters agentliğinin haberde bildirilişçe, Amerika Muavin Taşkı İşler Ministeri Wendy Sherman, aldınkı cüme Avrupa İttifakı'nın Taşkı İşler Mesulü bilen körüşkende, Amerika bilen Avrupa'nın Xitay'ı tutan pozisyasının barğansır birdeklikke ige boluvatkallıkını bildirgen. Şirman bu sözünü Brookings Üniversitesi ve Avrupa Taşkı İşler Mahkemesi Başkatibi Stefano Sanno sahipkanlık kılgan bir sinirlik dokulat bir yığında oturup koygan. Stefano Sanno tor yığında Avrupa İttifakı'nın Xitay'ın muhimliğini tonup yetkenlikini ama Xitay'ın hareketi kaydı nizamlarına uygun kelmeyen takdirde Avrupa İttifakı'nın kendini dacımaydıqallıkını Xitay'ın Avrupa İttifakı'nı aza Litvaniya'yı karatkan hareketinin kişini endişeyi saldıqallıkını ve kubul kılgılı bolmaydıqallıkını bildirgen. Amerika Beijing kışlık olimpikini diplomatik boykot kıldı. Amerika hükümeti 6 dekabr bayanat ilan kılıp Xitay'ın insan hakları depsendicilik sebeplik Beijing kışlık olimpikini diplomatik boykot kıldıqallıkını cakarladı. Amerika Prezidenti Joe Biden aldın kayda muhbirlarga Beijing kışlık olimpik müsabıqısına diplomatik boykot kılışını oylaşı atkallıkını bildirgen bulup, resmi kararının bu hafta içinde ilan kılındıqallıkı haber kılıngan idi. Aksaray tünügün bu haftaki kararını ilan kılıp, Xitay'ın Şarkı Türkistan'da icra kılıvatkan irki kırgınçılık, insaniyet karşı cinayet ve başka insan hakları depsendicilik sebeplik, Biden hükümetinin kiler yılı fevral ayında ötküzüldüğün Beijing kışlık olimpik müsabıqısına diplomatlarını ya ki resmi vekillerini evetmeydiğallıkını bildirdi. Amerika avazının haberde bildirilişçe Aksaray bayanatçısı Cinsaki bu haktaki bayanatı da Xitay Türkistan'da kişini çöğütüldüğün derecede insan hakları depsendicilikini sadır kılvatkanda Amerika emeldarlarının Beijing kışlık olimpikiga normal iş süpütüde karayalmaydiğallıkını Şundaqtı mı Amerikalıq tənhərketçilərinin Beijing Olimpikiga qatnış hüquqı tosqınlıq qılmaydığılıqına qayıt qılıp ötken. Xitayının Amerikada turuşluq baş elçixanısı bu haqtı ifade bildirib, Amerikanın mezkur kararını siyasi kontrolluq dəb əyipligən və Amerika diplomatlarının tıxı Beijing Olimpik müsabıqısıgı təklif qılmaqallıqını, şuna bu hərketinin Olimpikiga təsir yetküzməydiğallıqını dava qılış arqılıq bu setçilikini pədazlaş qorunğan. Xitay Taşkı İşler Ministerliğine bayanat ilan kılıp, Amerika hükümetinin bu kararı narazılık bildirgen ve Amerika bu xil cezalaş tedbirlerini toxtatmışsa, Xitay'ın mı karşı tedbir kolundığallığı hakkında car salgan. Biden hükümetinin mezkur kararı köplügen siyasi yollarının insan hakları teşkilatlarının alkışıga erişken bolsumu, yani bir kısım cumhuriyetçiler Biden'ın Beijing kışlık olimpikine umumiyüzlük boykot kılmağallığını tenkit kılgan. Irqi qırğınçılıq olimpiki dep atılıwatqan Beijing qışlıq olimpik müsabıqısına boykot qilish sadalari barğansıri küçeyiwatqan bolup, növbette bir qism döwletlerde oqşymagan derejede kün tertipke kelmekte. Aldınkı ayning axiri Litvaniya mı Beijing olimpikine diplomatik boykot qıldığanlığını, prezident ve başqa ministerlarning qatnaşmaydığanlığını jakarlığan. Aldınkı ayda Avustraliya parlament azasının çakırkı sebeplik, Avustraliya hükümetinin Beijing kışlık olimpik müsabıqısını diplomatik boykot kılışını oylaşıvatkallıkını haber kılgan. Avrupa İttifakı Taşkı İşler Bölümünün mesulü Stefano Sannino 3. dekabrdeki sözü de, boykot meselesinin Avrupa İttifakı'nın ortak taşkı stratejisi emas, belki aza devletler ayrım karar çıkardığı mesele ikenlikini bildirgen. Japonya Başvaziri Fumio Kishida bolsa Beijing Olimpikini boykot kılışı meselesi hakkında her kaysa amillerini oyluş arkalık ayrım karar çıkardığallıkını itkan. Yeni Zelandiya Beijing Olimpikiga minister derecelik emeldarlarını evetmeyimiz. Amerika Beijing kışlık olimpik tenerket müsabıqısını boykot kılgandan kiyinla Yeni Zelandiya baş ministeri Grant Robertson mu Beijing kışlık olimpikiga minister derecelik emeldarlarını evetmeydiğallıkını ilan kıldı. Fransiya Halkara Radyosu'nun bu haktaki haberde bildirilişçe Yeni Zelandiya baş ministeri Grant Robertson Beijing kışlık olimpikiga minister derecelik emeldarlarını evetmeydiğallıkını
Ama bu kararının Xitay virüsü yuqumu sebeplik çıkırılganlığını, Amerika'nın diplomatik baykot kılış hareketi bilen alakası yokluğunu bildirgen. Yeni Zelandiya'nın akbarat vasiteleri hükümetinin Beijing kışlık olimpikiga minister derecelik emeldarlarını evet meydanlıkını, Öktabr iyidili Xitay tarafı uqturup bolganlıkını, bu kararının bir qatar amıllarını asas kılgan halde çıkırılganlığını, bunun da asaslıqı yuqum mezgilde çet el sayahatını azaytış maksat kılganlığını haber kılgan. Xabarda yana Yeni Zelandiya'nın insan hakları meselesi gibi olgan endisini Xitay'a oxşumagan tariqada bildirdiganlığı qeyd qilingan. Yeni Zelandiya, Amerika ve Angliya qatarlıq devletlerden teşkillengen 5 göz ittifakıga aza devletlerinden biri bolup, ilgiri xabarlarda mezkur ittifakı aza devletlerinden Xitay'nın insan hakları depsendiçilikige qarşı turuş üçün kiler yili ötküzildigan Beijing kışlık olimpik musabakasını diplomatik boykot qilib emeldarlarını evet meydanlıkını bildirgen idi. 6. dekabr Amerika bu haqda bayanat ilan kılıp, hükümet emeldarlarını Beijing kışlık olimpik musabıqısıya evet meydanlıkını, ama Amerikalık tenherketçilerinin musabıqıya katınışını kollaydıqını bildirgen. Bunundan katlıq bir aram bolgan Xitay bolsa narazılık bildirip, bununla karşı tedbir kollandıqını hakkıda car salgan. Dokulat Xitay kelgüsü de Amerika'nın oranını basalmaydı. Avustralya Akıl Ambarı'nın yeni dokulatı da yuqum sebeplik Xitay'nın universal küçünün acizliğalığı kelgüsü de Amerika'nın rehberlik oranını igelleş ihtimalinin tövellikini görüştüldü. Amerika avazının bu haqtaki haberde itilişçe Avustralya Akıl Ambarı Lowy Xalqaralıq Siyaset İnstitutu Xitay haqqıda yeni bir dokulat ilan kılgan. Dokulatı görüştülüşçe virus yuqumi Xitay'nın Hindi Tinch Okean rayondaki küçünü acizlaştırgan bulup rayondaki bexaterlik mukumsızlıqının küçü işige ägişip uruş xavpi işişge başlıgan. Merkezi Sydney'e caylaşkan Lowy Xalqaralıq Siyaset İnstitutu'nun karşıca herbi ve stratejiyelik tamponluğunu saklap Xitay'nın kat götürüşüge takabül duruş üçün Amerika'nın Hindi Tinch Okean rayondaki ittifaktaşları ve Hindistan Katarlıq mühim küşler Amerika'nın iktidarı ve xayışıgı yıkınkı mezgildikidek tayinip bakmağan. Xitay'nın kat götürüşüge takabül duruş üçün Amerika'nın Hindi Tinch Okean rayondaki ittifaktaşları ve Hindistan Katarlıq mühim küşler Amerika'nın iktidarı ve xayışıgı yıkınkı mezgildikidek tayinip bakmağan. Xitay bolsa Şarkı Cenubi Asiya devletlerinin Amerika bilen ittifak tüzüşüge toskulluk kılışı urunuş bilen bir vaxtta Rusya, Pakistan ve Şimali Koreya Katarlıq yadro kuralları texnikisi bar 3 devlet bilen hərbi alaqısını küçeytken. Dokulat görsitilişçe, yokumdan təsiri pütkül rayonunun tərəqiyyatını kalay mıqallaştırıp Xitay'nın universal küçünü acizlaştırıp etken. Şundaqla düşmeleşişinin küçü işi, Amerika'nın Xitay rekabetinin keni işi ve köp xil yuşurun amıllarının mevcut buluşu, oruç xavipinin iğırlaşqalıqıdın direk birdiken. Dokulat deyitilişçe, 21. əsrinin ahırıqı barğanda Xitay universal küçü cahette rakıplardın üstün bol almaydıken. Bular Xitay'nın dünyada kat götürüşünün muqarrar əməslikini körüstüp birdiğen bulup, Xitay'nın Amerika'a oxşaş dünyanın yetekçilik ornağı çıkış mümkünçiliki tövən iken. Yakın yıllarda Avustralya'nın Xitay bilen bolgan münasibeti körünerlik naçarlaşkan. Amerika'nın nurgun şeriklerge siliştirganda Avustralya Xitay'nın künsürü küçü işige ünümlük takabül turgan bolsumu, ama bargan sıra Amerika'a tayindigan bolup kalgan. Amerika Avam Palatası Uyghur meselesi de üçtürlük kararı makulledi. Amerika Avam Palatası 8. dekabr mecburi emgek sebeplik Şerq Türkistan'dan import kılıngan mallarını çekleşini öz içige alğan üçtürlük karar makulledi. Reuters agentliğinin haberde bildirilişçe Amerika Avam Palatası tünügün Xitay'nın Şerq Türkistan halkıge karatkan mecburi emgek cinayetige bolgan endisini ifadeleb, Şerq Türkistan'dan import kılıngan mallarını çekleş kanununu makulligan. Bu, Xitay'nın Şerq Türkistan'daki Uyghur Katarlıq milletlerge kılgan muamilesige devamlı karşı duruş hareketlerinden biriyken. Haberde kayıt kılınışça, Amerika Avam Palatası 428 avazının kollışı, bir avazının karşı duruş neticesi de Uyghur mecburi emgekini çekleş kanun lahiyesini makulligan. Bu kanun lahiyesi yine Kengeş Palatası da makullanıp, Prezident Biden imza koyganda andın resmi kanun bolup çıkıdıken. Bu tedbir Şerq Türkistan'dan kelgen bağırlık mehsulatlarını mecburi emgek arkalık işlep çıkırılgan deprat kılışını asas bilen təminleydiken.
Bildirilişçe Cumhuriyetçiler Partiyesi, Biden Hükümeti ve Demokratçılar Partiyesi azalarını bu kanunun makullanışını keçiktirdi deyip eyipligen. Ama Amerika parlamentindeki demokratçılar alakadar kanun lahiyesini keçiktirgenlikini ret kılgan. Demokratçılar Partiyesini asas kılgan Avam Palatası okşaş günde yeni mutlak yukarı avaz bilen Xitay'daki insan hakları depsendikçilikine münasuvatlik iki türlük karar lahiyesini makullagan. Onun biri de Xalqara Olimpik Komitetinin Xitay bilen hemkarlaşıp insan hakları vadisiga xilaflık kılgallığı oturu koyulgan bulup, Avam Palatası da toluk avaz bilen karşılıksız makullangan. Yani bir bolsa, Xitay'nın Uygur ve başka milletler topuğu karta üzlüksüz irqi kırgınçılık yürgüzüşü ve insaniyetki karşı cinayetini eyipleş ve Birleşken Devletler Teşkilatı'nı bu haqta hareketki ötüşki çakırık kılışka alakadar karar lahiyesi bulup, Avam Palatası da 427 avazdan kollaşı, bir avazdan karşı duruşu bilen makullangan. Beijing Olimpikini diplomatik boykot kılış tipige yeni 3 devlet koşuldu. Angliya, Shotlandiya, Kanada qatarlıq 3 devlet Beijing Olimpikiga hükümet əməldarlarını əvətməydiğinliğini ilan kılgan bulup, Beijing Qışlıq Olimpik Tənərəkət Müsabıqısını diplomatik boykot kılgan devletinin saniye 7'ye yetti. Reuters agentliğinin xəbəri bildirilişçe, 8 dekabr Kanada Başministeri Justin Trudeau, Beijing Qışlıq Olimpik Tənərəkət Müsabıqısını diplomatik boykot kıldığınlığını ilan kılgan. Bir tek şürüştün məlum buluşça, 78% Kanadalıq Beijing Qışlıq Olimpik Tənərəkət Müsabıqısını boykot kılışını kollaydıken. Xitayning Kanadadaki baş elçixanası şu günü narazılık bildirip, Kanada'nın Qışlıq Olimpik Tənərəkət Müsabıqısı ve Yazlıq Olimpik Tənərəkət Müsabıqısını ötküzüp bakallıqı, şuna Kanada'nın Olimpik rohinin mahiyetini obdan biliş kerekliki, Kanada'nın bu kararının olimpik nizamnamesinde belgilengen tenterbiye siyasi cihette bir taraf boludu degen prinsipiga xilof ekenligi haqida jar salgan. Amerika hükümeti 6 dekabr Beijing Qışlıq Olimpik Tənərəkət Müsabıqısını boykot kılganlığını ilan kılgandan keyin Avustraliya, Yeni Zelandiya, Angliya, Kanada ve Shotlandiya qatarlıq devletlerimi Beijing Olimpikini boykot kılıp, hükümet əməldarlarını olimpik tənhərəkət müsabıqısına əvətməydiğinliğini ilan kılgan. Bunun bilen 500 ittifaqı əza devletlerinin hemisi boykot sipiki koşulgan. Amerika avazının xəbərdə bildirilişçe, Angliya başvəziri Boris Johnson 8 dekabr Angliyanın 2022 yıllık Beijing olimpik tənhərəkət müsabıqısını diplomatik boykot kılıp, yukarı dərəcəlik əməldarlarını əvətməydiğinliğini ilan kılgan. Bu kararını çıkarıştın ilgiri Angliya hükümeti hakimiyet bişidiki partiya ve amivi teşkilatlarının katlıq bisimi uçurgan idi. Angliyada hakimiyet yürgizuatkan Konservatiflar Partiyasının sabiq rehberi Ayn Duncan Smith, Amerika'nın bayanatını karşı algan ve Twitter hesabı da uçur yollab, Angliya hükümetimi Amerika'ya okşaş meydanda turup, Beijing Qışlıq Olimpik Müsabıqısını diplomatik boykot kılış kerek degen idi. Onundan başka Shotlandiya hükümetimi 8 dekabr bayanat ilan kılıp, Amerika hükümeti bilen bir meydanda durup hiç kandak minister ya ki əməldarını Beijing Qışlıq Olimpik Tənərəkət yığınığa əvətməydiğinliğini bildirgen. Növbette dünyanın her kaysı cahilirdeki insan hakları teşkilatları ve pahaliyetçilerinin Beijing Olimpik müsabıqısını omumiyüzlük ya ki diplomatik boykot kılış hakkıdaki çakırıkları barğansırı küçeymekte. Bahar Hitem, Xitay'a kayturuluş xavfidin kutuldu. Türkiye'den Avrupa'a mınış seferide Sibirya dairleri tarafından tutup kılınıp, Xitay'a kayturuluş xavfiga duç kelgen Bahar Hitem, köpligen taraflarının tırışçallığı bilen 8 dekabr düştüğün keyin İstanbul'a sağ salamet yetip geldi. Şerq Türkistanlıq Uyğur yaş Qahar Hitem 2 dekabr Türkiye'den Avrupa'a mınış seferide Sibirya dairleri tarafından tutup kılınıp, Xitay'a kayturuluş xavfiga duç kelgen idi. Bunundan haber tapkan muhacirattaki Şerq Türkistan halkı ve teşkilatlar hareketki ötken ve ictimai taratkullar arkalık onun Xitay'a kaytırılmasılığı hakkında halkara cemiyetki çakırı kılgan idi. Neticede Sibirya'da turuşluk Türkiye elçihanısının arlaşışı, Türkiye Milli Köreş Hareketi Balkan Vakalethanısı, Şerq Türkistan İnsan Hakları Közdüş Cemiyeti ve başka teşkilatlarının tırışçallık görüşüsü bilen koyup verilip 8. dekabr düştüğünkin İstanbul'a salamet yetip geldi. Şerq Türkistan İnsan Hakları Közdüş Cemiyeti Başkatibi Nureddin İzbasar bilen cemiyet azası Ali Letifoğlu ayrı durumu çıkıp Qahar Hitemni kütüvaldı hem de onun xəterden kutulgallıkını tebrikledi. Nureddin İzbasar Efendi yine ictimai taratko hesabı da
Türkiye'deki Şarık Türkistan halkıya müracaat kılıp, kanunsuz yollar arkalık ya ki Hıhtay'nın təsiri küçük bolgan Balkan devletleri arkalık, Avrupa devletleri barmaslıkını, hemmeden burun kanuni meslehet iliş ve hatarge tevekkül kılmaslık kereklikini təkitledi. Uyghur Soti Hıhtay'nın cinayetleri hakkında ahırkı hükümünü ilan kıldı. Angliyaning London shahrida tashkillangan Uyg'ur sud kollegiyasi Xitoyning Sharq Turkistondagi terror siyosati haqidagi paketlarni to'plab tahqiqlashni oxirlashtirib, Xitoyning jinoyatlarga irqiy qirg'inchilik, insoniyatga qarshi jinoyat deb hukm chiqardi. Uyg'ur sud kollegiyasining 1-chi qitimlik isbot anglash yig'ini bu yil 6-chi ayda, 2-chi qitimlik isbot anglash yig'ini 9-chi ayda o'tkazilgan bo'lib, Xitoyning Uyg'urlar ustidan ijro qilayotgan turlik bostirish siyosatlari haqida isbot to'plash, dalil isbotlarni reddlash, yig'ilgan isbotlarni tafsili tahqiqlash orqali tunugun o'tkazilgan hukm e'lon qilish yig'inda Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur qatorliq millatlarga irqiy qirg'inchilik yurgizganligi va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilganligini jakarladi. Sud kollegiyasi yana Xitoy rejimi Sharq Turkistonda Uyg'urlarga qarata ijro qilayotgan jinoyatlarga Xitoy Kompartiyasi sekretari Xi Jinping, atalmış Uyg'ur avtonom rayonlik partikomining sekretari Chin Chuanguo va boshqa yuqori darajalik amaldorlarning bevosita javobgar ekanligini ta'kidladi. Bosh sudchi Jeffrey Nice e'lon qilgan hukmnomada Xitoy rejimining Sharq Turkistonda Uyg'urlarga atalmış nuposni a'lolashtirish nomi bilan tug'ut cheklashi va har xil vositalar bilan tug'ut nisbatini tovanlatish tadbirlarini sistemliq ijro qilishi, tug'ilmagan bovoqlarni majburiy aldirayotganligi, jazo lageriga qamab ziyonkashlik qilishi qatorliq qilmishlarning Birlashgan Davlatlar Tashkilotining irqiy qirg'inchilikning oldini olish ahdinomasida berilgan irqiy qirg'inchilik jinoyati o'lchamiga tushadiganligini jakarladi. Dünya Uyghur Kurultayının başçılığı ve her kaysi devletlerde faaliyet kılıvatkan Şarık Türkistan teşkilatlarının hemkarlık bilen hizmet başlığan ve bu yıl iyon iyidin başlap birine çıktım Xitoyning cinayetleri hakkıda guvahlık biriş, ispat anlaş yığını ve faaliyetlerini teşkilligen. Netçe baskusluk ispat toplaş, inçki tahkikleş hizmetleri neticesinde Xitoyning cinayetleri hakkıda kayıl kılarlık ispatlar toplangan. Uyghur sud kollegiyasiga angliyalik advokat va xalqaro kishilik huquq advokati Jeffrey Nice bosh sudchi bo'lgan. U ilgari xalqaro jinoiy ishlar sud kollegiyasi bilan hamkorlashib, sobiq Yugoslaviya prezidenti Slobodan Milosevichning irqiy qirg'inchilik jinoyatini sudlashga mas'ul bo'lgan. Uyghur sud kollegiyasining mazkur hukmi kuchli g'ulg'ula qo'zg'agan bo'lib, xalqaroliq nufuzli taratqularda orqa-orqadan xabar qilindi. Bunundan bir aram bolgan Xitoy Tashqi ishlar ministri tunugun derhal bayonot e'lon qilib, mazkur sud dunyo Uyg'ur qurultayining Amerika qatorliq g'arb ellarining qo'llashi va kuchkurtishi orqasida tashkillangan siyosiy o'yini. Bu sudning hech qanday qonuniy kuchi va nufuzi yo'q deb jar soldi. Xitoy rejimi tunugundan beri yana tor qo'shinni ish qilib, Uyg'ur sud kollegiyasining Twitter hisobida Xitoyning jinoyatlarini aqlaydigan inkaslar va haqoratlar bilan mazkur sud va guvohchilarga hujum qildi. Uyghur sud kollegiyasi chiqargan hukmning jazolash kuchi bo'lmasimi, ammo tarixiy ahamiyatga ega ekanligini, Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan terror siyosatlarini xalqaro jamiyatda kuchli kun tartibga keltirganligini va Xitoyni qattiq bearam qilganligini bildirishmoqda. Chegarasiz muxbirlar tashkiloti. Xitoy dunyo bo'yicha muxbirlarni eng ko'p qo'lga oldi. Axborot erkinligini tashabbus qilib kelayotgan xalqaroliq tashkilot chegarasiz muxbirlar yangi doklad e'lon qilib, Xitoyning navbatda dunyo bo'yicha muxbirlarni eng ko'p qo'lga olgan davlat bo'lib qolganligini bildirdi. Amerika ovozining bu haqdagi xabarida bildirilishicha, chegarasiz muxbirlar tashkiloti 7 dekabr Xitoy axborotchiligidagi ig'ir chekinish mavzuli doklad e'lon qilgan. Doklad ko'rsatilishicha, Hong Kongdagi xabarchilik muhiti ig'ir darajada nacharlashgan bo'lib, Xitoy muxbirlarni atalmış çayga taklif qilish, majburiy uyg'unishki tashkillash, tor mudofiyasi qurish va internet kontrolligini kuchaytirish qatorliq ko'p xil vositalardan foydalangan. Chegarasiz muxbirlar tashkilotining bosh kotibi Kristof Tilvarning bildirishicha, Xitoy rezil maqsadiga yetish uchun g'oyat zo'r moliya va texnika kuchi sarf qilgan. Muxbirlar kompartiyaning zuvoni sifatida xizmat qilishga majburlangan. Bu Xitoydagi axborotchilik sohasining ig'ir darajada chekinishiga sabab bo'lgan. Dokladda ko'rsatilishicha, dunyo bo'yicha Xitoyda qo'lga olingan muxbirlarning soni eng ko'p bo'lib, navbatda oz deganda 127 jurnalist Xitoy tomonidan tutib turilmoqda ekan. Sezgür timlarni yollash yoki tekshirilish kitigishlik uchurlarni e'lon qilish qatorliq oddiy harakatlar sababli tutqun qilingan kishilar muhiti nachar turmalarda uzun yil tutib turilgan va bu yerda xo'rlangan bo'lib o'lib ketish xavfi bor ekan.
Doklat yana Şarq Türkistan meselesinin intayin sezgür noktaga aylanıp qalganlığı, Xitay rejiminin 2016 yılından başlayıp Şarq Türkistan'daki Uygur ve başka Müslüman milletlerge terrorluk karşı duruş namıda bastırış siyaseti kullanganlığı, taratqullarının Şarq Türkistan'a alaqadar meselelerine haber kılışı qattıq çeklengenliği, nöbette Xitay'nın 71 Uygur jurnalistini kolga alganlığı, bu Xitay'da kamalgan muhbirlarının umumi sanının 20'den köpürekini egelleydiganlığını kayıt kılıngan. Şundakla çeteldi yaşavatkan Uygur jurnalistlarının Şarq Türkistan'da yaşavatkan aile azalarının tehditke yaki tutkun kılıçkı uçurgallığı tılgı ilingan. Çigrasız Muhbirlar Teşkilatı bu yıl 4. ayda 2021 yıllık Dünya Akbarat Erkenliki Körsetküş Dokulatı ilan kılgan bolup, dokulatı tılgı ilingan 180 devlet işçide Kıtay Akbarat Erkenliki cihette 177. orumga, yani ahirden sanıganda 4. orumga tızılgan idi. Halkara İnsan Hakları Günü'de Birleşme Akbarat İlan Kılış Yığını ötküzüldü. 10. dekabr Halkara İnsan Hakları Günü münasebeti bilen Şarq Türkistan Maarif ve Hemkarlık Cemiyeti'nin İstanbul Çapa rayonundaki merkezi işhanısında Birleşme Akbarat İlan Kılış Yığını içildi. 1948 yılı Halkara Kişilik Hukuk Komiteti 10. dekabrini İnsan Hakları Günü kılıp bekitken bolup, Xitay'nın Şarq Türkistan'da icra kılıp kilovatkan irqi qırğınçılık cinayetini Xalqaradi kün tertibki keltürüş maksidide Xalqara Şarq Türkistan Teşkilatlar Birliği'nin teşkilleşi ve Uygur Akademiyesi Vakfı Dünya Uygur Kurultayı Vakfı'nın hemkarlığı bilen Şarq Türkistan'da davamlışı vatkan irqi qırğınçılık temisi de ahbarat ilan kılış yığını ötküzüldü. Yığında aldı bilen Şarq Türkistan Maarif ve Hemkarlık Cemiyeti'nin baş katibi Abdul Ehed Abdurrahman Xalqara Şarq Türkistan Teşkilatlar Birliği'ye vakaleten yazma bayanatını okup ötti. O bayanatı da Xitay'nın Şarq Türkistan'da icra kılıvatkan 8 milyondan artık halkını ceza lagırı sulaş, mecburi emgek siliş, Xitay ülkelerge sürgün kılış, ayarlarının tuğutunu çekleş, her kandak dini ibadetini çekleş, zor türkümdeki mescit ve mukaddes orunlarını çekiş ya ki özgertiş Katarlık terör siyasetlerini, Birleşken Devletler Teşkilatı bekitken irqi qırğınçılık cinayeti ve insaniyetke karşı cinayetinin ölçümüge düşüdüganlığını bildirdi. Arkadan Dünya Uygur Kurultayı Vakfı Reisi Abdurrashid Abdulhamid bayanat okup, Xitay'nın Şarq Türkistan'ı işgal kılgandan beri sistemlik bastırışını davamlaştırıp kelgenlikini, bolup mu 2016 yıldan başlap terör siyasetini tıxımı ıgırlaştırganlığını, şuna bütün dünya halkı Beijing Olimpik müsabıkasından başlap Xitay'nın barlık tavarlarını baykut kılış gereklikini bildirdi. Arkadan Uygur Akademiyesi Vakfı'nın reis vekili Doktor Şevket Nasır mı söz kıldı. Bu bayanatı da Xitay'nın yakınki yıllardan beri atılmış terörlükka karşı duruş namıda Şarq Türkistan halkını yokutuşku urnuvatkallığını, şuna halkara cemiyet birdek hareket kekilip, Xitay'ını halkara sotku tartış, mallarını baykut kılış katarlık vasıtalar bilen Şarq Türkistan halkıya ige buluş gereklikini bildirdi. Ahırda Şarq Türkistan Ölümalar Birliği'nin reis vekili Mehmutcan Damullam Arapça bayanat okudu. O bayanatı da Xitay'nın Şarq Türkistan Müslümanlarını Xitaylaştırış rezil planına esasen Müslümanlarının bağırlık ibadetlerini çekilgenlikini, Xitay'nın Şarq Türkistan'da icra kılıvatkan cinayetlerinin irqi qırğınçılık ve insaniyetke karşı cinayet dep bekitilivatkanlığını, şuna Türkiye hükümeti başlık İslam dünyasının Xitay'nın cinayetlerine karşı hareketke ötüşü kereklikini bildirdi. Amerika'nın yeni ceza tizimlikige iki Uygur emeldar mekir gözüldü. Amerika, Xitay, Şimali Koreya ve Burma Katarlık devletlerdeki bir türküm organ ve şahslerge ceza yürgüzgellikini ilan kılgan bulup, kara tizimlikke atılmış Uygur Abdunum rayonunun muvakkat reisi Erkin Tuniyaz mekir gözüldü. Fransiya Xalqara Radyosu'ndan haberde bildirilmişçe, Amerika Maliye Ministerliği 10. dekabr bayanat ilan kılıp, Xitay, Şimali Koreya ve Burma Katarlık devletlerdeki bir kısım organ ve şahslerge ceza yürgüzgellikini cakarlıgan. Ceza tizimliki de Uygurlarını çıray periklendiriş tekniksi arkalık nazarat kılıç kıçıtışlı Xitay şirketi, Şimali Koreya'daki bir karton işleş merkezi, Rusya Kanun Tetkikat Örgünü Katarlıklar oran algan bulup, dünyanın her kaysı caylardaki insan hakları depsendiciliki ve bastırış kılmışları bilen münasebeti varlığı inıklanan 8 devlet tabelikedeki 15 şahıs ve 10 organ ceza tizimlikiye gekir güzülgen. Amerika Maliye Ministerliği bayanatı da atılmış Uygur Abdunum Raylık Hükümetinin muvakkat reisi Korçak Ameldar Erkin Tuniyaz ve sabık reisi Şöhret Zakir'nin neçi milyon Uygur ve başka Müslüman milletlerine ceza lagırı solap, kişilik hukukuğa dâhli terüz kılgallıkı sebeplik, Amerika'nın ceza tizimlikine kirgüzülgenliği bildirilgen.
2019 yılı 10. ayda Amerika hükümeti Xitayning Sharq Turkistondagi bastur siyosatlarini ijro qilishga qatnashgan Xitoy amaldorlariga jazo yurgizgan bo'lib, Shohrat Zokirmo qora tizimlikdagi 9 kishining qatoridan o'rin olgan edi. Amerika Maliya ministerligining bayonotida yana chiroy va surat farqlandirish detalini ochuvchi shirkat Shantang Technics'ning jazo tizimligiga kirgizilganligi Mezkur şirketten sakallık, közeynek takılan, yüzünü yögügen Uygurlarını tonuş teknikisi bilen teminligelliki sebeplik, ceza tizimlikegi kirgüzülgelliki bildirilgen. Bildirilişçe, Amerika'nın ceza tizimlikegi kirgüzülgen organ ve şahsler içi de, Rusya'nın Avrupa Kanun İnstitutu ve Mezkur İnstitutu'nun müdürümü bar bulup, Şimali Koreyalik hizmetçilerge okuguçuluk vizisi teminlep bir iş bilen münasebetlikken. Ondan başka bu kıtımlık ceza tizimliki de Birmidiki Töt rayonunun emeldari ve devlet müdafiye ministerliğine münasebetlik 3 teşkilatını bar bulup bunların ceza tizimlikine kirgizülüşünün sebebi demokratiye tüzümüge kılgan toskulluk ve hücumu iken. BDT Şerik Türkistan'a alakadar dokulatını pat yakında ilan kılmakçı. BDT İnsan Hakları İşhanesi Şerif Türkistan vaziyetiga alaqadar bahalash xizmatining tutish oldida turganligini bu haqdagi dokladning bir necha hafta ichida e'lon qilinishi mumkinligini bildirdi. Reuters agentligining xabarida bildirilishicha, BDT İnsan Hakları İşhanesi bayonotchisi Robert Colwell 10 dekabrdagi bayonotida mazkur ishxonaning Sharq Turkistondagi qonunsiz tutqun, majburiy emgak, qo'llash qatorliq masalalarga alaqadar bahalash xizmatining tutish oldida turayotganligini bildirgan. O, mezkur dokulatının kelgüsü bir neçe hafta içi de ilan kılınışından tutuluvatkallığını Birleşken Devletler Teşkilatı İnsan Hakları Ali Emeldari Michel Bachelet'nin Şarık Türkistan'ı ziyaret kılış teklifi hakkında hiç kandak ilgirleş bulmuğallığını itkan. Colwell, Cenver'de ötküzülgen kısa dokulat yığında Uygur Sot Kollegiyesi ilan kılgan hüküm hakkında tohtulup Mezkur Sot'nın Şarık Türkistan'daki Uygur Katarlık milletler uçuravatkan muamele hakkındaki kişinin endişesini saladığan malumatlarını aşkarlığını bildirgen. Şundakla, özlemlenme Şarık Türkistan'daki halıgan tutkun kılış ve korlaş, mecburi emgek kisiliş, şundakla kültür ve içtimai hukukunu bastırış kılmışlarını baykalığını ilave kılgan. Xitay rejimi hazırgıcı BDT İnsan Hakları Komitetinin Şarık Türkistan'ın müstakil tekşürüş talepini red kılıp gelgen bulup, atılmış ziyaret kılışı bolduğallığı, tekşürüşki yol koyulmaydığallığını kayıt bahane kılıp görsetmekte. Qadirli ko'rmalarimiz, shuna qilib bu haftalik muhim xabarlar programimiz mush yerda oxirlashdi. Hafta oxiridagi damlashinglarning ko'ngilni xush bo'lishiga tilak tashrif bildirish bilan atiki kundalik xabarlarimizni ko'rishguncha aman bo'lg'aysizlar. Shuna qilib ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.